Pro Clubs'ta yani ya şeyde Ultimate Team'de yani hakikaten senin varlığın bana zarar verdiğini düşünüyorum ben Kevin, ciddi anlamda. Bak seni seviyorum ama senin varlığının böyle bir negatif enerji, lanetli misin amını sikeyim sen, ne baban dilenciye baban dilenciye sahte para mı vermiş, baban böyle senin doğum yüzdeni aldığında hastanedeki doktorlara sahte 100 dolar mı dağıtmış, ne yapmış amına koyayım, sende bir ağ var, sende bir bela var amına koyayım ya, seni tuzlu ben suya mı batırmadım şey yapmadım kanki. Abi kendi hayda lan yani değil Cemre'mi ben senin düğü babarım diyor. Anladın abi mı? Kevin'i kabul ediyorum zaten. Aynen kabul ediyor. Kerem abi. Sekreter, agam sınav senesi seni izliyorum. Hayatım kayar mı? Ebenin amanı tersten görürsün ama sen yine de izle. Abi çok izle. Belki güzeldir oğlum. Belki gençtir tersten baktığında böyle bir yıldızlı mıldızlı. Pembe simli falan gözükür anladın mı? VN 06 21. ayın kutlu olsun güzel kardeşim. Bak ne anlattığımı da unuttum Kevin, gördün mü? Sana söylemekten. Abi, bu da hayır abi, işin kötüsü bak. İşin daha kötüsü var Kevin. Yani mesela şimdi millet böyle İbiza'da, Saint-Tropez'de falan anladın mı amına koyayım, kokain partileri 9-10 tane hanımefendi böyle ağzında puro takılacak edecek, cehenneme gideceğiz amına koyayım. O adam ondan cehenneme gidecek anladın mı? Mesela mankenler falan böyle 10-15 tane abla beni yansıtacaklar böyle ahirette. Ben burada değil ayda sana seviyorum, ben o yüzden yanacağım. Bana bu çok koyuyor mesela amına koyayım anladın mı? Yani yayını klip almış. Ne bileyim mesela millet Vegas'ta amına koyayım 10 bin dolar çeviriyor böyle. Yanındaki ablanın kıçına şaplak atıyor amına koyayım. Ortamlar. Beni bir yansıtacak amına koyayım o Kolombiyalı ibneden sonra. Çıkacağım kabı senin amına koyayım diye ahiret. De böyle beni full ekrana yansıtacaklar. Benim o kadar gücüme gidiyor ki yani ben aynen yani anladım, biraz vizyonum olsun istiyorum. Yani o yüzden sana uyuzum. Anlatabildim mi şu an güzel kardeşim? Anladım abi. İşte bizim adamı çetle cehenneme sokacak kişiden olduğun için bu yüzden böyle. Evet aşağı onu Allah'tan başka kimse bilemez. Amına koydum şişmanı. Hayır abi. Bak hep pot kırıyorsun. Hep pot kırıyorsun. Sikeceğim seni. Dün de gittin Kemal'e ne dedin amına koyayım? Ya abi kapattık konuyu. Neyi kapattık? Yayın da sildik. Adam benim moderat yarak sildik. Yayın tekrarı duruyor. Adam gitti. Benim moderat benim ekibimde bulunan bir yayıncı gitti başka bir yayıncıya rakun dedi canlı yayında. Böyle bir şey olabilir mi amına koyayım ya? Şimdi Kemal kaldırsa telefonu dese ki bir amına koyduklarım dese amına koyayım. Siz kimsiniz? Biz size böyle şeyler yapıyoruz mu? Biz sizin editleriniz çıktığınızda size tek kelime ediyoruz mu? Besi kimler dese ben bu adama ne diyeceğim? Ben de bu adama küfür edeceğim. Sonra Feritler 10-15 kişi toplanıp beni dövecek amına koyayım. Olacak olan bu yani. Sikik sen Antalya'dan gelene kadar benim götümü sikerler ya. İstanbul'dan gelelim abi, olmaz mı? Ya sen daha sikik 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 sen gelme. Sen gelme. Daha kötü olur senin gelmen. Senin gelmen daha Kemal abi okuduk. Kerem sekreter netbook'u yedik ama sıkıntı yok. Hafta sonum sende abi. Güzel kardeşim. Beni böyle hani escort gibi hissettim şu an kendimi, biliyor musun? Hani hafta sonu abla ben her hafta sana geleceğim. Biraz daha indirim yapsana gibi dermişin gibi amına koyayım. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Abi FIFA'yı bıraktın mı? Yok kardeşim, ben FIFA 98'den beri oynuyorum. Ben FIFA illetinden kurtulamıyorum. Gerçekten yani FIFA bende bir bağımlılık. Ultimate'e bu sene başladım ama FIFA 98'den beri FIFA oynuyorum. Yani kurtulamıyorum. Yani net şunu söyleyeyim. Kerhaneye düşseydim bugün kurtulmuştum amına koyayım ama yani anladın mı? Yani FIFA'dan kurtulamıyorum. Hakikaten beni böyle bağlayıp 6-7 yerimden bağlayıp beni zorla seks işçisi yapsalardı. Böyle götüme başıma kırbaçla vursa canlanıyor ve seni hayal ediyor. Şu an beni kırbaçlanırken mi? Ya orada beni düşünsene. yapmayın. Tamam. Tüm kelep geçiriyorsun böyle. Var ya ay çok kötü şeyler onlar ya, ben bilmiyorum yani öyle fantezisi olan insanlar var mı oğlum? Yani adam mesela ben anlamıyorum bu insanları yani, şimdi ayağa kaldırma falan bunların esprisini yaptık yayınlarımızda daha önce konuştuk da mesela yani adam şundan zevk alıyor amına kodumun ipnesi yani kelepçeliyor hanımefendiyi karşı cinsi yatağa falan,
korumacı çıkıyor. Vuruyor. Bağ amına kodumun iplisi jokey olsaydın at tep çikleseydin yani. Manyak mısın sen abi? İnsan abi, insana onu yapar mı? Birbirlerine ya yenge yengen gelsene o zaman sikik götürüyorum amına bir anlatmıyorum ki amına koydum yani. Yani birbirlerine mesela değişik işkence meme uçlarına kıstırma falan filan oğlum insanlar abi, bak şey harbiden şey sıkıntılı bir dönemdeyiz yani onu anlatmaya çalışıyorum. İnsan gibi yani neyse amına koyayım. Efendim Ceren'cim söyle. Uzatmayalım niye uzatmayalım? Hayır yani Kürşat sen öyle bir dinliyorsun ki zaten abi ne kadar güzel ya. Keşke biri de götüme kelepçe soksa diyecek gibisin Eren. Efendim Ceren. Amına koyayım ya. Diyeceğim şeyi bile unuttum. He, şey diyecektim abi bir tane Cam Girl diye bir kızı izledim ben. YouTube'da anlatıyor işte. Aynen böyle. Kesin ki YouTube'da izlemişsindir. Ha, evet. Ya abi şimdi soramazsın ha vallahi ya öyle çıkmış. Neyse Cam Girl diye bir tane kız var diyor ama ki. Ama Cam Girl dediğimiz ilk öncelikle meslek dalını bir ilk önce sana soralım. Cam Girl dediğimiz şey kamera karşısında. Bir numaralı kankim abone oldu. Süveterini çıkra diyen böyle dayılar var. Değil mi bu değil mi yani mesela. He, bir dakika abi, dur bir tatlım dur da bir sorumu sorayım öğreneyim mesleği ya. Anlamıyoruz biz onu. Hayır. Bana öyle bir geliyor ki en son yani kız Ceren'in arkadaşıymış. Kızın linkini paylaşacakmışız gibi Ceren sürekli konuya girmeye çalışıyor. Ya komisyon mu alıyorsun? Ne yapıyorsun? Kızın pezevengi misin lan sen? Bir dur. Allah Allah bir konuya giremedik ya. Şimdi Cam Girl'lük dediğimiz muhabbet kamera karşısında yani belirli bir ücret karşılığı sanal seks midir? Abi, evet şimdi anlatabilirsin. Şimdi oturdu mesela ben. Benim karşıma ha. Cam Girl deyince amına koyayım. Orospu çocuğunun teki beni ben küçükken hepsi hayranıydım. Grup hepsi yok mu? Aşıktım oradaki Gülçin'e aşıktım. Sarı sarı güne açan çiçekler gibiyiz. Yalan 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 falan filan o şarkı. Aşıktım Gülçin'e. Orospu çocuğunun teki ben Gülçin'im diye ben... Google'a yazmıştım Gülçin'in MSN adresi diye amına koyayım tamam mı? Bir tane MSN adresi çıktı karşıma. Dedi ki bana dedi kontür dedi gönderirsen dedi sana dedi kamera açarım dedi. Ben de hemen gittim kontür gönderdim o zaman kontürlü telefonlar falan. Aç dedim şimdi kamerayı gece açacağım dedi. Dedim senin aranı sikerim Gülçin. Aynen böyle yani hemen dedim kamerayı aç dedim kontür dedim gönderdim. Usta kamerayı bir açtı amına koyayım. Orospu çocuğu her kimse Gülçin'in posterini almış kafasına geçirmiş böyle piçin oğlu. Şimdi benim kafamdaki Cam Girl'lük bu yani anladın mı? Bu değilmiş anladım şimdi evet. Bu değil abi o lüks olanını düşün yani bayağı dolarla falan dönüyormuş iş. Evet. Abi diyor ki kız bana diyor 5000 dolar karşılığında şiddetle anladın mı? Diyor ki yani seni işte şöyle döveyim böyle döveyim de teklifler geliyor diyor 5000 dolar karşılığında. Ve bu sadece 10 dakikalığına. Kamera karşısında mı dövecekmiş ibni? Abi evet. Nasıl yani şimdi kamera karşısında orospu çocuk kamerayı kırbaçla vuracak amına koyayım. Karşıdaki kız da o etkileşimi ya Dilay olursa yayında. 5000 dolar ve 10 dakikalığında diyor abi. Ben kabul abi beni şimdi ben bu saatten sonra bu piyasanın içindeyim 5000 dolar dediğim para. 3000 dolardan bizim fiyatı Pinterest dahil her yere girin amına koyayım. Link edin falan filan her yere vurun bizi. Facebook'ta bizim sponsorlu çıkın amına koyayım. Okey oynayan dayıların odasında tamam mı? Ben Aviv Götte Büyük ya benim güzel bir kalça muhabbeti yaparız oradan. 2500 dolar artı KDV artı stopaj amına koyarım. Devlet bizi sonra hesap soruyor. Anladın mı? Aynen. Çıkıyoruz abi. Ben yarım saat dövsün beni ilk de kamera karşısında. Ya da ne zaman boşalırsa amına koyayım. Vallahi hiç öğrenmiyorum. Ya. Orospu çocuğu bundan zevk almıyor mu amına koyayım. Samet Bey 1907 aylık abone olmuş kardeşim. Teşekkürler hoş geldin aramıza. Bu göte ne kırbaç atılır demiş Erdem. Erdem gel senden başlayalım abi, oğlum. Abi. At 10 tane ninjet amına koyayım. Başta kırbaçlama ya. Ne olur. Sikim. Ay ay çok güldük ya. Bugün niye böyle bir konu açıldı yani ki Ceren niye olayı Cam Girl'le falan filan getirdin? YouTube'da çok geziniyoruz abi içerik bulmak için. Dur kanalı açalım Allah kahretmesin. Efendim Ortadoğu ve Balkanların yetişkinlere özel yayın yapan tek kanal olan Atatokan kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Oğlum bak chatte ne yazıyor? Akabestim kuşu kalktı diyorlar. Yavşak bunlardan mı etkileniyorsun sen he? Abi kime kalktı? Akabestim bu gece kuşu kalktırdığı için.
Ne? Hepiniz aynı anda konuşunca ben bir sikimi anlamıyorum. Eminim ki chat de anlamıyordur. O yüzden tane tane alfabetik başlayın konuşmaya. Mesela Akabes'in A'sı. İlk önce Akabes konu. Kürşat'ın K'si mesela. Orospu evladının O'su Berk başlasın. O şekilde alfabetik sıraya göre gidelim. Anladın mı? Bu şekilde konuşalım. Şimdi söyle Akabes mesela. Yap şakanı oğlum. Güldür bizi. Amına koyarım. Ben mi izliyorum? Moderatörlük mü yapıyorum amına koyayım sen? Ne alakası var? Ben ne diyor oğlum bu? Wank mi? Bu wank mi? Bu arada ben ilgileniyorum abime değil. Bana doğru. Bana doğru kaldı. Emir Selim. Emir Selim bize host atmış kardeşim. Teşekkür ederiz. Sıfır izleyiciyle bize host atmış. Emir, kanalımıza verdiğin desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Eğer kanalımızın daha iyi yerlere gelmesini istiyorsan bir dahakine host atmak yerine cama çık. Bağır amına koyayım. Ataberk Doğan D-Live'da canlı yayında diye. Bak yemin ederim sana. Bize sıfır izleyiciyle host atmak yerine bu kanala gerçekten destek vermek istiyorsan cama çık bağır de ki Ataberk Doğan şu an D-Live'da canlı yayında de bize daha çok katkın olacak amına koyayım. O yüzden host most zahmet etme, zahmete girme böyle şeyler, anladın mı güzel kardeşim? Tabii canım ya. Bu arada bunu okuduk amına koyduğumuza. Bir de Junior Takashi kardeşim 16 yaşlar için yayın yapan alt yayıncılar falan bak onlara git ya abi, bizi kerhaneye götür falan. Aynen. Senin Junior Takashi, senin yaş kitlen için yayın yapan arkadaşlar da onlarla takıl bro. Aynen aynen, çok şey yapma, öyle bir salak muhabbeti sevmiyoruz biz burada. Çünkü oğlum bugün bir revize yemişim. Cuma günü oturdum, Allah çarpsın Tredyon'da size bayağı reklam sokacağım. İdare edin onlarla kardeşim. Bu ara biraz reklam biriktir. Adam. Melih 26 teşekkür ederim kardeşim. Oğlum bir revize yemişim. Bir şey soracağım. Şimdi burada dost meclisi, burası aramızda kalsın. Privacy diye bir tane parfüm, deodorant var ya. Amına koyduğum nereden bize? Evet evet evet. Bunun gerçek oku. Şimdi Privacy değil mi bu? Privacy diye yazılıyor. Evet. Neyse ne ya, bilmiyorum. İşte diyelim Privacy, Privacy neymiş? Privacy miymiş? Neymiş? Amına koyayım şey dedik. Marka dedi ki bu köylü kim dedi, amına koyayım. Dedik kardeşim biz Liverpool aksanıyla konuşuyoruz ya. Privacy evet. Biz dedik bizim şivemiz. Biz Londra aksanıyla konuşmuyoruz amına koyayım. Biz aynen Liverpool aksanıyla konuşuyoruz. Tabii o yüzden bir anlam karmaşası oldu. Ya baba bilmiyordum ki abi, ben de bilmiyordum. Abi Twitch'ten D-Live'a geldim. İlk kez seni izliyorum. Hoş geldin güzel kardeşim. Bu Twitch'te olaylar bayağı Twitch'i yaralayacak gibi duruyor. Hoş geldin. Oyunun tillahı burada amına koyayım. Sen niye Twitch yapıyorsun? Sen hiç bizim kanaldan Valorant izledin mi? Ama sen ne anlatıyorsun? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bak orada hani gidiyorsun Şurat Murat izliyorsun ya, Kemal Memal. Unut hepsini. Tıraş. Hepsini unut. Biz burada Valorant'ı nasıl oynuyoruz biliyor musun? Gözlere bant çekiyoruz amına koyayım. Hepimiz böyle bütün ekip toplanıyoruz. İstiyatla vuruyoruz adamları. Kas hafızasını daha önce duydun mu? Hepimiz gözü kapalı oynuyoruz. Yeri geliyor kolları da çıkartıyoruz amına koyayım. Bazı arkadaşlar diyor ki kolsuzlar falan filan. Onun asıl altında yatan sebep bu. Kolsuz oynamışlığımızda omuzla mesela. Ben dilimle hep eğime basıyorum amına koyayım. Sen ne anlatıyorsun? Doğru yerdesin. Ben, tabii canım, kulaklık yok mesela. Biz istiyatla. Ben dilimle mouse'la adam vuruyorum amına koyayım ya. AWP'yi açıyorum. Buraya alıyorum mesela mouse'la. Yapıyorum amına koyayım. Değil. Karbon atmışlığım var o şekilde. İnanmazsın sen. FIFA mesela. FIFA'da çok iddialıyız. Dün biraz zırpalandık ama ikinci kırk, üçüncü klasman zormuş. Ama abi sen dün sinirlendin, bir de onun üstüne öyle. Ya dünkü benim ultimate maçları hakikaten bugün Fenerbahçe'nin maçı kankim, gibi. Her maç dört tane top direkten döner mi? Amına koyayım ya. Bugün Fenerbahçe'nin de aynı şekilde dört tane topu direkten döndü. Yani ilginç kardeşim, ilginç. Metin abi 20 kişiye aylık abonelik edeyim Metin abi. Yap onu, yap onu. 50'ye yap onu. 50'ye yap onu. Abi 30'da kaldı, haberin olsun. Ya, vur gelsin. Cellat geldi. Rayman geldi. Rayman ne yaptı Rayman? O video çok ilginç bir video ya. Hakikaten insanoğlu donate için demek ki. Emir. Abi çok ters oyuz. Önümüzdeki ayın sonunda sevdiğim kızın doğum günü var. Ne yapacağım bilmiyorum. İçimi dökesim geldi, yanlış anlama. Kardeşim doğum günü kutlu olsun kardeşimizin.
ters olsun, anlıyorum. Sana verebileceğim ilk öncelikli tavsiye, yayına donate atma mesela amına koyayım, anladın mı? Yani buraya atacağın 10 lirayla mesela git kız arkadaşına o 10 liraları kenara koy. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. En kötü amına koyayım simit sarayına bile götürsen beraber bir organizasyon yapmış olursunuz ki zaten o da düzgün, hoşgörülü, anlayışlı bir hanımefendiyse, bir kız kardeşimizse, seninle simit sarayına gitmekle seninle Nusret'e gitmek arasında bir fark görmeyecektir falan, böyle palavrayı sıkıyorum. Yarrak öyle bu işler. Bu işler kesinlikle öyle değil. Nasıl şu an bir yüzün güldü abi be falan filan. Ne öyle? Simit sarayına götürdün. Ertesi gün siktir lan de hamına koydum elitmesinden. Doğum günümde beni gelmiş simit sarayına götürüyorlar. Hamına koyayım. Yok şaka tabii ki bu. Gerçekten hala düzgün, olgun, aklı başında kız kardeşlerimiz, ablalarımız var. Bu tabii ki işin kara mizahı boyutu. Adam. Alkar selamlar kral, yayında biriktirdim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim güzel.